Başkanım, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Ben İzmir'de 1950 yılında 30 Nisan'da doğdum. İzmir Hakimiyeti Milliye mezunuyum. Bundan sonra Sencef'te okudum İstanbul'da. Ve 1968 yılında o zamanlar döviz imtihanı vardı. Bu döviz imtihanı aslında bir burs şeklindeydi. Dövizi çok daha ucuz kullanarak yurt dışına gitme ve yurt dışında eğitim aldıktan sonra da o yapılan çalışmaları da Türkiye'ye kazandırma gibi bir erken Cumhuriyet döneminin belki son kalıntıları olan döviz imtihanı da kazananlardan. Kanada'ya gittim. O zamanlarda zaten bütün Batı'da olduğu gibi talebe müfettişleri vardı. Benim gibi talebeleri yakından takip ederlerdi. Ben orada okulumun da yani üniversitenin de ilk mezunlarındayım. Bilgisayar mühendisi olarak mezun oldum. Ama ondan sonra haberleşme konuları beni çok ilgimi çekti ve haberleşme konusunda çalıştım. 13 yıl orada çalıştım. Ve daha sonra da 13 yıl sonunda o zamanlar Türkiye'de her köye bir telefon projesi diye bir proje vardı. O projenin Türkiye'ye taşınmasında yani teknolojinin Türkiye'ye taşınmasında sonra da o teknolojinin Türkiye'de üretilip Türkiye'den ihraç edilen bütün bir serüveni yaşamış oldum. Ve ondan sonra da zaten hep hayatım biraz böyle teknolojik gelişmeler içerisinde oldu. Bugün de daha çok uydu haberleşmesi konularında danışmanlık yapıyorum. Peki Rotary ile nasıl tanıştınız? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Rotary ile tanışmadan önce ben sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başlamıştım. Kanada'da bulunduğum dönem içerisinde orada Kanada Türk Kültür Derneği Başkanlığı yaptım. O sırada farkına vardık ki birçok Türk çocuğu aslında Türkçe öğrenemiyordu ve Türkçe bilmiyorlardı. İlk yaptığımız işlerden biri eşimle birlikte onlara Türkçe öğretmekle başladık. Böyle bir kurslar açmıştık. Daha sonra gene o toplumu bir arada tutabilmek için Kent Spor Futbol Kulübü'nü kurdum ve Kent Spor Futbol Kulübü'nde kendim de oynadım. İkincilikte oynuyorduk orada. Sonra birinci lige geçince takım profesyonel oldu. Ben dedim buraya kadar, burada orada onları bıraktım ama onları desteklemeye devam ettim. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümüzde çocuklar da böyle denizci karakteri kazanmalarını istediğim için yelken kulübüyle ilgilendim ve Çeşme Yelken Kulübü'nün 1994-98 arasındaki ben başkanıyım ve o dönemde bugün Çeşme'de daha hala olan Yıldız Burnu'ndaki tesisleri bizim yönetim kurulumuzda yaptık. Şimdi böyle bir STK geçmişim vardı ve Rotary ile tanıştım. Rotary'ye 1990'da iltifak ettim ve o yıllarda hatırlayacaksınız Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da az yoğunluklu bir savaş yaşanıyordu. O yıllarda 68 tane öğretmen, ilk öğretim okulu öğretmeni katledilmişti teröristler tarafından. Çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu orada ve oradaki insanlar küme küme İzmir'e gelmeye başlamışlardı. Tren geldiği zaman garın önüne insanlar yığılıyordu, bohçalarıyla, şeyleriyle. Çünkü kaçıyorlardı oradaki güven olmayan ortamdan. Şunun farkına vardık Rotaryen olarak, bu gelen insanların çoğu okuma yazma bilmiyordu. Hatta bazıları Türkçe de bilmiyordu. Biz bir arkadaşımla birlikte bir kaldırımın üzerinde konuşurken kulakları çınlasın İbrahim İzmit'le dedik ya bu insanlara biz bir okuma yazma öğretirsek hem çevrelerine daha iyi intibak ederler hem de belki daha iyi iş bulurlar ve benim hayatımda Rotary'ye başlangıç bu okuma yazma kurslarıyla başladı. 1995 yılında ilk bunun adımını attık ve ilk yaptığımız iş hemen Milli Eğitim'le işbirliği kurup Milli Eğitim'le Rotary'nin birlikte çalışmasını sağladık. Bir protokol imzalandı ve bu aslında projenin çok başarılı olmasında temel sebep devlet ve bir STK'nın el ele çalışması oldu. Bu olmasaydı onu bu boyutta yapmak mümkün olmayabilirdi. Evet, bazı insanlara değebilirdik ama işte orada Rotary'nin farkı çok önemli oldu. Rotary sayesinde ben bunu hayalimin de ötesinde büyüklükte yapabildim. 10 sene sürdü bu çalışma. O 10 sene zarfında Rotary'nin de
bu tip çalışmalarda bir metodu vardı. Kolay okuma yazma eğitimi dedik biz ona. O kolay okuma yazma sayesinde hem bize çok büyük maddi desteklerde bulundu Rotary, hem de bunu İstanbul'un Sultanbeyli'sinden Şırnak'a kadar olan coğrafyayı gözünüze getirip o boyutta okuma yazma kursları yaptık. Yüz binlerce insan okuma yazma öğrendi. Bunun için de yani bu projeden dolayı da Rotary'ye olmuş olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Hiçbir zaman bu seviyeye gelemezdi. Rahmetli Türkan Saylan'la çalıştım. Onu biliyorsunuz, büyük bir vakıf kurdu zaten. Çiğdem Kağıtçıbaşı Anne Çocuk Eğitim Vakfı Başkanı, onunla da çalıştım. O da rahmetli oldu. Ordu'yla çalıştım. Ordu'da Hurşit Teropaşa, o general, onunla bir protokol yaptık ve Ordu'da da bunu yaymıştım. Çok ciddi boyutta. Gördüğünüz gibi beni hiç beklemediğim bir uçtan bir uca götürdü. En sonunda da o zamanlar Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer hanımefendi öğretmendir. İlk öğretim öğretmeni. O da bizi duymuş, davet etti. Onunla birlikte de örgün eğitime destek kampanyasının icra kurulunda yer aldım. Yani bir yüz binler diyorum ama belki milyonlara ulaştım. Çünkü onları bu kadar çok takip etmem ve o zaman bir arşiv tutmak gibi bir şeyim olmamıştı. Ben bütün bu yaptığım çalışmayı zaten bir Allah rızası için yaptım. Hiçbir zaman bir istatistik tutmak gibi bir şeyim de olmadı. Ama bugün görüyorum, toplantılar olduğunda hiç görmediğim, hatırlamadığım insanlar biz sizinle çalışmıştık, sizin projede deyip geldikleri zaman gözlerim biraz yaşanıyor. Kaç yıllık bir Rotary geçmişiniz var başkanım? Eşim de aşağı geçiyor, 34 yıl oldu. Evet. 34 yıl. Peki bu kadar zaman sizi burada tutmaya iten motivasyon, güç neydi? Şunu söyleyebilirim, hakikaten bu soruyu bana okuma yazma kurslarına devam ederken soran bazı arkadaşlar oldu. Nasıl oluyor da daha hala bu kadar iş gücü bırakıp yani büyük bir coğrafyada bu çalışmaları yapıyorsunuz diye. İnanır mısınız? Okuma yazma bilmeyen insanın okuma yazma öğrendikten sonra gözlerindeki ifade beni devamlı besledi. Çünkü orada hakiki bir teşekkür vardı ve dile getiremedikleri sözler gözlerindeki ifadelerde vardı. Bu beni inanılmaz besledi ve bu kadar yıl, 10 yıl boyunca bu çalışmayı yapmama devam etmenin. Tabii ki bu çalışmayı yaparken hiç şüphesiz grup kurduk. Yani tek başınıza böyle bir şey yapamazsınız. Bana inanan birçok arkadaşım oldu. Onlarla birlikte çalıştık. Hepsi, her yere ben gitmiyordum. Neticede yetiştirdiğimiz 2000'e yakın öğretmen yetiştirdik. Bu öğretmenler bütün Türkiye çapında bu çalışmayı uyguladılar. Ama Rotary'nin içinde de, kendi kulübümün içinde de bu işe gönül veren, bundan feyz alan ve katkı yapmak isteyen pek çok arkadaşımız oldu. Bunu bütün bölgelerde yaptık Türkiye'de. Ve şunu da söyleyebilirim, herhalde bizim bölgemiz için, öbür bölgelere bir şey söyleyen bizim bölgemizde Uluslararası Rotary'nin yapmış olduğu en büyük maddesel yatırım oldu. Yani onların verdiği katkı çok önemli. Beni de büyük esneklik sağladı açıkçası o verdikleri fonlar. Böyle bir şeyden geçmişten geliyoruz. Peki 34 yıl dile kolay, birçok anı biriktirmişsinizdir eminim ama aklınıza ilk gelen, aklınıza geldiğinde sizi gülümseten bir anınızı paylaşır mısınız bizimle? Memnuniyetle. Şimdi gene okuma yazma kurslarına gideceğim. Çünkü ben o dönem bölge başkanı değildim. Yani tabiri caizse guvernör değildim. Ben bunu sade bir rotaryan olarak başlamıştım. Sonra kulübün başkanlığını da yaptım. Şimdi bu kurslarda biz her zaman kurs bitişinde kursiyerlerden bir anılarını veya duygu ve düşüncelerini kağıda dökmelerini isterdik. Onlar da bunu memnuniyetle yaparlardı. Oradaki o mektuplar hakikaten inanılmaz şeyler var orada. Ama gene böyle bir mülakat yapıyorum. Bir yaşlıca bir kursiyerle. İşte neden okuma yazma öğrenemediniz, nasıl oldu şey. Kendisinin işte tabii kapalı bir aileden geliyor. Müsaade etmemişler. Sonra eşin
eşim de müsaade etmedi. Onun için okuma yazma öğrenemedim dedi. E peki dedim, eşin nasıl oldu da şimdi müsaade etti de geldin, ne yaptın da seni kapıda? Ah oğlum dedi, eşim öldü dedi. Hakikaten şimdi bile biliyorum. Yani böyle bir sıkıntılarımız da var. Toplumatik bir sosyoekonomik değerleri var. Bazı şeyler çok zor değişiyor. Yani insan ağlasanın gülsemi bilemiyor dinleyince. Başka şeyler de var ama bir tane lisiyle yetinelim. Peki içinde bulunmuş olduğunuz, belki de görev aldığınız, sizi en çok etkileyen proje diye soracağım ama sanırım yine bunun cevabı okuma yazma eğitimleri olacak. Şüphesiz ama sadece o değil. Yani bölge başkanı olduğum zaman yaptığımız birkaç proje var. Onlar da çok büyük etki yaptılar. Bir tanesi bunlardan, o dönem gene bütün kulüplerle beraber, kulüpleri inandıracaksınız, gönül kazanacaksınız. Yani o gönlü kazanırsanız, size bir inanırlarsa inanılmaz şeyler yapabiliyor toplum. Ama toplumun size güvenmesi lazım. O güveni sağlayabilmeniz lazım. Onlardan dedik ki bakın bir anı ormanı yapalım. Ve bütün kulüplere bu çalışmayı açtım. Ve nasıl yapabilecekleri, nasıl çalışabileceğimizi de, yani bir proje yaparken mutlaka onun altyapısını yöneticinin hazırlaması lazım. Bizim burada biliyorsunuz Ege Orman Vakfı var. Onlarla anlaşma yaptım. Onlar sayesinde onların ve şöyle dedim aynı zamanda, kimse o yıl size gelen, konuşma yapan veya ocak başlarında toplantılarda hediye vermeyeceksiniz. Ne vereceksiniz? Fidan hediye edeceksiniz. Ve bu fidan konusu, yani onların nasıl parayı da yaratabileceklerini, Ege Otum Vakfı'yla çalıştıkları takdirde onların yaptıkları katkıların hepsinin toplanacağı ve onların sonunda, yıl sonunda o kulübe bir proje tamamlamış şeklinde dönüşeceğini, onlara bütün bu altyapıyı hazırladım. Ondan sonra başta inan hedefim 10 binlik bir fidan yaparız. Neticede 30 bin fidan ettik. Bu da işin ne kadar büyüyebileceğini, sizin bile yani Türk toplumunda böyle bir dinamik var. Bunu yakalayabilirseniz inanılmaz güzel şeyler oluyor. İkinci çok önemli, gene Türkiye çapında çünkü etkili oldu. O da Afet Barınak Paketi projemiz. Afet Barınak Paketi projesinde açıkçası 99 depreminde yaşadığımızda biz Rotary olarak çok dağınık ve hiç de beklenen tepkiyi veremedik. O zaman çok üzülmüştüm. Yani dedim ya Rotary gibi bir kuruluş nasıl oluyor da böyle büyük bir Türkiye çapında bir şey oluyor ve biz bu kadar dağınık ve kulüplerde çok sarsan bir çalışma olmuştu. Dedim mutlaka elime bir şey geçerse bunu yapacağız. İşte o yıl gene bu konuya duyarlı olan bir ekip kurdum ve onlarla birlikte yerel bir, ben onlara yaşam paketi diyorum. Kimisi çadır diyor falan ama o çadır hiç şüphesiz önemli bir parçası ama onun içerisinde çanak, çömlek vesaire, battaniye hepsi var. Yani bir ufak aydınlatma bile, yani şeyle çalışan, güneş enerjisiyle çalışan o bile var. Yani bayağı bir 60-65 küsur malzeme var. Bunları o zaman aşağı yukarı 1000 dolar bu tanesi. Kulüp başkanlarıma konuyu anlattım. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Kulüp başkanları bir sene hizmet ediyorlar. Ben de bir sene hizmet ediyorum. Ama öyle bir şey yapacağız ki kulübe 1000 dolara mal olacak ama ondan hiç kimsenin haberi olmayacak. Bir götürüsü olmayacak. Bir güzel bir gösterisi de olmayacak. Ama başkanlarım hepsi için burada bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepsi inandılar. Ve yaklaşık 3/2 kulüp bu 1000 dolarlık paketleri hazırlamamız için yeterli fonu ayırdılar. Ben de kendi bütçemden, yani
bölge bütçesinden ciddi bir para ayırdım ve buraya koydum. Ve bu şekilde Urla Belediye Başkanı'yla anlaştım. Bunların da, onlarla yaptığımız anlaşmayı da oraya stopladık. Tabii böyle bir düşünün ki yani 150 tane paket var. Bu 150 paket yani biner dolardan 150 bin dolar orada yatıyor. Ama bu pek de kimse bir bunun ne işe yaradığını, bundan bunun çeşitli sıkıntılara da yol açtığını ben gayet iyi biliyorum. Yani çok arkadaşım benden sonra bu paketlerle ne yapacaklarını bilemediler açıkçası. Fakat bir gün geldi tabii ki bu maalesef bizim zamanımızda yani çok seviliyorum bizim zamanımızda olmadı ama bu ilk önce Akçakoca'da bir sel depremi oldu. Oraya küçük çapta bir yatırım, yani yardım yapmıştık. Ondan sonra İzmir depremi oldu. Bunlar İzmir depreminde kullanıldı. Ondan sonra biliyorsunuz malum Güneydoğu Anadolu'da bir büyük bir deprem, yani felaket yaşandı. Ama o felakete düşünün bu bölge, Rotary'nin en küçük bölgesi en büyük işi yaparak başladı. Evet. Van depreminde iletilmedi mi başkanım? Efendim? Van depremi de olmuştu arada. Van depremi de oldu. Fakat Van depreminde şöyle bir şey oldu. O zaman oraya Uluslararası Rotary'nin de yardımı oldu. Ve onlar dışarıda yapılan ve shelter box. Ben onu zaten afet barınak şeyini oradan yap. Çünkü o bir barınak. O shelter box'lar Van'a gitti ve Van'da onlar kuruldu. Fakat hiçbir zaman Van depremi bu Güneydoğu Anadolu'daki olan deprem büyüklüğünde bir şey değildi. Tabii ben oradaydım orada deprem sırasında. Van'daydım. O yüzden benim için özel bir yeri olan bir olay o. Çok büyüktü ama tabii ki bu son yaşanan çok bambaşka bir felaketti. Ayrıca o dönemde ben daha bölge başkanı olmamıştım. Ben bölge başkanı olmuş olsaydım belki başka türlü olabilirdi. O işte bu şekilde de bu afet barınak paketleri de çok önemli bir rol oynadı. Bizi yani bölgemizi görünür, çok daha görünür hale getirdi. Diğer bölgelerle ve Uluslararası Rotary ile de yapmış olduğumuz hizmetler. Tabii ki daha sonra çünkü şöyle bir şey, deprem olduğu zaman insanların en çaresiz olduğu dönem ilk 3 hafta veya 4 hafta. Birdenbire insan her şeyinden yoksun olarak kendini sokakta buluyor. Evet. O dönem çok kritik. Sokakta çünkü insan. Parası yok, giyeceği yok. Yani her şeyden yoksun vaziyette. O sırada ancak işte onları çadırlara alıp onları emniyete alabiliyorsunuz. Ailece onları barındırabiliyorsunuz. Ondan sonra tabii yani çadır yaşantısı devamlı bir yaşantı için düşünülmüyor. Sadece o ilk başta işin en kızgın ve en ağır olduğu dönemde bir yardım için. Ondan sonra mutlaka daha güvenilir, daha yani o evler değil ama ondan yani aradaki şeyi çadırdan birdenbire daha yerleşik düzene geçemiyorsunuz. Evet. O yerleşik düzene de mutlaka geçilmesi lazım. Yani bir yer içerisinde yani daha fazla da çadırlarda yaşanmaması lazım. Evet. Ama devletin yetişmesi lazım o anlamda. Tabii. O fidanları da ben 2020'de başkanlık yaptığım kulübüme hala konuşmacı konuklarımıza vesaire fidan hediyesi ediyorduk. Fidan. 2020'de. Aslında keşke devam edebilseydik. Herkese yasaklamıştım o plaket vermeyi vesaire. Çünkü plaketlerin sonunda nereye kullanacağınızı bilemiyorsunuz. Evet. Ama fidanlar ve ama bunu yaparken yaptığınız şey çok önemli. Yani nasıl yapılacağını sadece fikri olmak yeterli değil. Bir gruba bir şey yaptırmak istiyorsanız nasıl yapılırını mutlaka ve adım adım göstermeniz lazım. O zaman yapabilir, yani yapmak isteyenler, iyi niyetli olanlar tamam biz bunu yapalım diyorlar. Afet barınak paketinde de aynı şekilde olmuştu. Ama bir de yani ben burada adanmışlık ruhunun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz kendi döneminiz için bir şey yapmıyorsunuz. Bundan daha büyük yani bir
adanmışlık ruhunu daha yüksek seviyeye çıkarmak kolaydır. Evet. Peki başkanım, Rotary'de hizmet ederken tabii ki birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bunların içinde böyle aşamayacağız galiba, yok bunun üstesinden gelemeyeceğiz dediğiniz bir zorlukla karşılaştınız mı hiç? Yok, hayır. Ben burada şuna inanırım, Atatürk'ün bir sözü vardır. İmkansız durumlar vardır ama imkansız insan yoktur. Yani bu çok önemli. Sizin kişi olarak her türlü menfi koşul altında dahi başarabileceğinize sizin inanmanız lazım. Koşullar çok zor ve çok kötü olabilir ki olabiliyor zaman zaman. Ama aşılamayacak bir şey yok. Burada önemli olan adanmışlık ruhudur bence. Eğer o varsa onunla yapılamayacak, kurulamayacak köprü, aşılamayacak yer, çıkılmayacak dağ, yürülmeyecek ova kalmaz. Az önce siz de bahsettiniz görevlerin bir yıl olmasından, guvernörlük, başkanlık gibi birçok görevimiz bizim Rotary'de bir yıllık süreyle sınırlı. Bunun avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce? Bence avantajı şöyle, kimse koltuğuna veya iskemlesine yani onun bir senelik olduğunu bilip ve görevi severek devretmesi önemli bir öğreti bence. Ama bunun tabii sadece olumlu tarafı yok. Olumlu olan tarafı yani demokrasiye inandıran bir tarafı var. Ama Rotary'de veya zaten başka kurumda da yani böyle sadece bir sene bir görev yapıldığı zaman o çalışmaların devamını, sürekliliği sağlamak güçleşiyor. O süreklilikte sıkıntılar ve şeyler olabiliyor, devamsızlıklar olabiliyor ki bence en menfi tarafı bu. Bazı şeylere başlanıyor fakat onun devam ettirilememesinin sebebi yönetimde olan değişiklikler oluyor. Bunun için Rotary'nin düşündüğü işte özellikle kulüplerde başkan seviyesinde yani geçmiş dönem başkanının yönetimde olmasını sağlıyor. Fakat bu tabii şeyde pek o kadar olmuyor. Ben şahsen yönetim kurulumu kurarken daha önce saygı duyduğum yaptığı çalışmalardan dolayı bir guvernörü davet etmiştim ve onun da toplantılarda, yönetim kurulunda bulunmasını istemiştim ki işte biraz olsun bu sürekliliği ve devamlılığı sağlama düşüncesiyle. Ama o da yeterli olmuyor çünkü bütün daha hepsine hakim olmak, geçmiş olan, yapılmakta olan şeylere olmayabiliyor. Orada bir sıkıntısı var bence. Peki dünyada Rotaryan olmakla Türkiye'de Rotaryan olmak arasında ne gibi farklar var sizce? Dünyada Rotary nasıl, Türkiye'de nasıl? Şimdi şunu söyleyebilirim. Dünyada Rotary çok daha az formal. Yani onlar tam bir STK gibi çalışıyorlar. Ben Türkiye'deki Rotary'nin daha böyle bir devlet kurumuna benzer bir davranış biçiminde görüyorum. O zaman da tam olarak bir sivil toplum kuruluşu görüntüsü olmuyor. Bizim toplantılarımızda biraz rahatlama başladı ama hep çok resmiydi. O rozetler vardı, kravatlar vardı vesaire. Bunlar proje yapmak için yeterli şey değil. Yani bunlar sayesinde olmuyor. Bir fular belki bir kravat ortaklığı olabilir ama bizdeki durum çok daha fazlaydı. Yani bir memuriyet gibi böyle memur, şey memur, yüksek memur, alçak, alt, üst bunun olmaması gerekir bence. Bizim Uluslararası Rotary ile bizi karşılaştırdığında bu en önemli fark gibi görünüyor. Çok rahat değiliz birbirimizle toplantı yaparken, otururken, kalkarken. Çok resmiyet var. Bu resmiyetin sivil toplum kuruluşlarında
daha az olması gerekir diye düşünüyorum. Peki Türkiye rotasında kat etmesi gereken çok yol var mı? Türk rotası için mi diyorsunuz? Mutlaka var. Mutlaka var. Biz bir defa Türkiye'nin nüfusunu düşünürseniz 80 milyon nüfusumuz var. Bizim Rotary olmayan daha hala birçok şehrimiz, kasabamız, kentimiz var. Aslında hep hizmet projeleri yapmak için orada. Rotaryalar hizmet etmek için varlar. Ama bunu topluma yeter derecede yayamadığımızı ve kabul ettiremediğimizi düşünüyorum. Onun için orada daha gideceğimiz çok yol var. Daha çok kulüpler kurulabilir. Daha çok da hizmetler yapılabilir diye düşünüyorum. Peki, Rotary'nin faaliyetlerini görüp ben de içinde bulunmak istiyorum diyen biri nereden başlamalı? Bence Rotary'de mutlaka Rotaryen bir arkadaşı mutlaka onu tanıştıracaktır diye düşünüyorum. Toplantılara katılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun da nasıl bir ortamda çalışıldığını görmesini ve eğer o çalışma ortamı ona da cazip gelirse o zaman bu beraberliği devam ettirmenin hatta kökleştirmenin iyi olacağını düşünüyorum. Yani Rotary faaliyeti içerisinde olurlarsa çok çok önemli. Yani Rotary neticede sağlık ve eğitim alanlarında çok faal. Biliyorsunuz bu çocuk felciyle ilgili yaptığımız, yani dünyada da yani bir sağlık problemiyle bu derece ilgilenen bir ikinci sivil toplum kuruluşu yok. Onun için çok özel şeyleri var ama neyle tabii iftar edeceğimizi, neyle iftar etmeyeceğimizi de iyi belirleyen, bize gelen bir namzet arkadaşa neyi sunabileceğiniz. Yani Türkiye'de pek çok insan, hatta Rotaryenlerin içinde bile üzülerek söylüyorum ama çocuk felci için bizim yaklaşık bu ülkede 20 milyon dolar gibi bir fonun kullanıldığını birçok insan bilmiyor. Halbuki en büyük projesidir yani, hiç tartışmasız. Uzaktan en büyük projedir Türkiye'de. İşte bu deprem vasıtası, deprem sürecinde de gördük. Uluslararası Rotary son derece bonkör olarak burada Türkiye'ye yardımcı oldu. Belki de tek başına en önemli katkı yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Dediğiniz gibi bilgi eksikliğinden ya da kulaktan dolma bilgiler dolayısıyla Rotary'ye karşı ön yargısı ya da kaygıları olan kişiler maalesef ki var. Onlara ne söylemek istersiniz? Burada ben şu şeye çok inanıyorum. Şimdi bir kişinin karşısındaki kişiyi dışlamasında iki tane konu çok önem taşır. Bir tanesi, eğer siz, yani namzet kişinin konuştuğu lisanda onun konuştuğu gibi konuşmuyorsanız o size bir bariyer koyar. İkinci şey, eğer onun anlamadığı kelimeleri kullanıyorsanız bu bariyeri daha da yükseltir ve sizi dışlama kolaylaşır. Aslında bu insanlar arasında da, yani Rotary sadece Rotary için değil, insanlar arasında da böyle bir bariyer vardır zaten. Onun için mümkün olduğu kadar Rotary kelimesi hariç Türkçe kelimeler kullanılmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Rotary özel bir kelimedir. Özel kelimeler tercüme edilmez. Bunu da bilelim. Ama oraya kadar. Rotary'nin dışında Rotary'nin kullandığı bütün faaliyetlerde Türkçe karşılıkları var. Yani lisan zaten dinamik bir şeydir. Onun sadece teknolojik ilerlemede, çok önemli teknolojik konularda bazen karşılığını bulamayabilirsiniz. Zaman içerisinde bulursunuz. Ne gibi? Mesela işte e-mail, e-posta. Bundan daha güzel olabilir mi yani? Tam o ne olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani bizim Rotary'de yaptığımız hiç böyle ileri teknolojik bir şey yapmıyoruz. Bizim yaşamın içerisinde yaptığımız her şey.
ve kullandığımızın her şeyin tüm toplum tarafından anlaşılabilir olması lazım. Bir tek ismimiz hariç. Çünkü o zaman başka bir konuya girer. Onu çevirmeye kalkarsanız o yanlış olur bana göre. Ama topluma yaklaşmak istiyorsanız, toplumu kazanmak istiyorsanız toplumun kazandığı kelimeleri kullanmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle bir düşünce var ve elimden geldiği kadar da dönemde bunu yaşatmaya ve anlatmaya çalıştım ama anlaşılabildim. Çok emin değilim. Anlaşılmış gibi hissediyorum çünkü dediğim gibi bize kadar bunun bilgisi geldi. Mutlaka başkanın kelimesini kullanın dediler bize de. Yani bunu yapmamın sebebi budur. Özellikle dıştan olması için doktorunun bu uygulamayı yaptım. Açıkçası hiç bu yönden düşünmemiştim, hiç aklıma gelmemişti ama o kadar mantıklı ve doğru ki söylediğiniz. Aslında keşke herkes aynısını yapsa. Teşekkür ederim. Rotary'nin hayatınıza kattıklarını üç kelimeyle anlatacak olsanız ne olurdu bu üç kelime? Yani Rotary hakikaten hayallerimi gerçekleştirmeden çok büyük bir rol oynadı. Hatta çok aştı. O okuma yazma kursları sırasında bizi o zamanlar 29 Ekim baloları vardı Ankara'ya davet edilmiş tek ekip olduk diye düşünüyorum. O yani bu ülkede kazanabileceğimiz herhalde bir sivil toplum kuruluşu olarak yaptığımızda en büyük saygın durumdu. Aynı zamanda yurt dışında da bir şair attı kur 2003 yılında bizi kendi enstitüsüne yani guvernörlere gittiği enstitüye çağırdı. Ve orada bu yaptığımız çalışmayı örnek çalışma olarak onlara anlatmamızı ve göstermemizi istedi. Bu Salzburg'daydı 2003 yılında. Yani beni İstanbul'un Sultanbeyli'sinden Çırnak'a kadar ama öte taraftan Salzburg'dan şehir kadar, Emerson'a kadar büyük bir coğrafyada bu çalışmaları yapmama sebep oldu. Onun için Rotary'ye çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Mutlaka bir şeyler yapardım ama bu boyutta olamazdım. Son olarak başkanım, benim için Rotary desek tamamlasanız sonunu. Benim için Rotary ne anlamla ifade eder? Benim için Rotary cümlesinin devamı nasıl geçer? Kendinden önce hizmet.